Arkadaşlar merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Veysel Altuntaş. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 3. ünitemiz şiir ünitesiyle dersimize devam ediyoruz. Bugün sizinle beraber divan edebiyatında şarkı nazım biçimiyle karşınızdayız arkadaşlar. Sizinle beraber bu dersi işlemeye başlayalım. Öncelikle MEB kitabımızdaki, Milli Eğitim Bakanlığı kitabımızdaki 12. metin şarkı metni. Burada 18. yüzyılın en önemli divan şairlerinden Nedim'in bir şarkısı ait. Biliyorsunuz ki şarkı türü Türklerin, Türk edebiyatından divan edebiyatına geçmiş, yani Türklerin ürettiği, Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı bir nazım biçimidir. Öncelikle hazırlık sorularına başlayalım. Hazırlık sorularıyla dersimize. Divan şiirinde gül ile bülbül kavramlarının neleri temsil ettiği ile ilgili düşüncelerinizi sözlü olarak paylaşınız. Arkadaşlar gül sevgili, bülbül de o sevgiliye olan aşkını dile getiren seven kişi, aşık. Gül ise maşuk olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde düşünebiliriz. Siz de araştırmalarınızı yapıp konuşabilirsiniz. Gül ile bülbülün sizdeki karşılıkları nelerdir? Daha önce okuduğunuz bir metinde buna benzer bir imgeyle karşılaşmış mıydınız? Bunu düşünebilirsiniz. Bunun haricinde halk edebiyatında olduğu gibi divan edebiyatında da ezgili söylenen türler vardır. Bu durumun nedeniyle ilgili düşüncelerinizi paylaşınız. Arkadaşlar elbette bazen o ezgili söyleyiş insanları daha derinden etkileyebiliyor. Hem de farklılıkların ön plana çıkması, her tarzda bir şeylerin söylenmesi, farklı tarzda şeylerin söylenmesi, insanların sanat gibi öznel bir şeyde kendi zevkine uygun şeyleri bulmasını kolaylaştıracaktır. Bu anlamda ezgiyle söylenen bazı metinlerin de çok daha derin etkilere sahip olduğunu biliyoruz. Şimdi sizinle beraber Nedim'in şu şarkısını beraber seslendirelim. Sevdiğim canım yolunda hake yeksan olduğum, İttir çık naz ile seyrana kurban olduğum, ey benim aşkımda bülbül gibi nalan olduğum, İttir çık naz ile seyrana kurban olduğum. İt bayram aslında arkadaşlar, onu da bir söyleyebiliriz. Cümle yaran sana uşak olduğun bilmez misin? Cümlenin takatları tak olduğun bilmez misin? Şimdi alem sana müştak olduğun bilmez misin? İttir çık naz ile seyrana kurban olduğu. Gahi Feyzabad'a doğru azmedip eyle safa. Asafabad'a gelip gahi salın ey mehlika. Gel hele gör sahnı Sadabad'a hiç olmaz be ha. İttir çık naz ile seyrana kurban olduğu. Kaplatıp gül pembe şali ferve-i semmuruna, ol siyah zülfü döküp ol sine-i billuruna. İtr-ı şahiler sürüp ol gerdeni kafuruna, İttir çık naz ile seyrana kurban olduğum. Sen açıl gül gibi zar ile hezar olsun Nedim, Bend olsun ham zülfün şikar olsun Nedim. Sen salın cana yolunda haksar olsun Nedim. İttir çık naz ile seyrana kurban olduğum. Aruz kalıbının aruz kalıplarından failatun kalıbıyla yazılmış bir şarkı arkadaşlar, şarkı türü. Nedim 18. yüzyılımızın en önemli divan edebiyatı şairlerinden biri. Mahalleleşme akımının en önemli temsilcisi. Mahalleleşme akımında fark ettiyseniz arkadaşlar, diğer okuduğumuz şiirlerde, diğer metinlerimizde çok daha anlatımı yoğun, çok daha kapalı bir anlam olduğunu fark etmişsinizdir siz de. Ama mahalleleşme akımında Nedim'in yaptığında daha anlaşılır, daha halk diline yakın bir anlayışın olduğunu ifade etmek mümkün arkadaşlar. Siz de bunu okurken ve metne bakarken fark etmişsinizdir. Mahalleleşme akımının, yerelleşme akımının en önemli temsilcisi zaten Nedim'dir diyebiliyoruz. Artık halk deyişlerinin,
mekansal özelliklerin, işte İstanbul'daki bazı mekanların artık yavaş yavaş şiire girdiğini, bunu da en güzel yapanlarından birinin Nedim olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çeşitli o kelimeler var. Diğer kasidelerde ve gazellerde çok daha fazla iken bizim anlamadığımız kelimeler, Osmanlıca kelimeler ya da Arapça, Farsça işte tamlamaların çok daha fazla olduğunu görmüşsünüzdür. Ama burada çok daha az. Biraz böyle dikkatli bakınca anlayabileceğimiz kelimelerin olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Şimdi şarkı ile ilgili açıklamalara bakalım ve okuduğumuz metinle ilgili tabii ki. Okuduğumuz metin divan edebiyatında bentlerle kurulan nazım biçimlerinden biri olan şarkı örneğidir. Metinde aşk ve sevgili konu edilmiştir. Aşık sevdiğinden bayram günü dışarı çıkmasını istemektedir. Çünkü o dönemin koşulları düşünüldüğünde sevgilinin yüzünü görebileceği tek gün bayram günüdür. Bayram geldiği için sevgili dönemin mesire yerleri Feyzabad, Asafabad ve Sadabad'a gidecek ve aşıkları da bu vesileyle onun ay yüzünü görebileceklerdir. Fark ettiyseniz arkadaşlar artık o mahalleşme akımının işte bir diğer bizim edebiyata kazandırdığı bir özellik de bu. Gördüğünüz gibi işte çeşitli yerleri, mekansal özellikler doğrudan şiirlerde geçmeye başlıyor artık. Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı iki nazım biçiminden biri olan şarkı, diğeri de tuyudur zaten. Bestelenmek amacıyla kaleme alınır. Bir ezgili söylenir yani. Genellikle dörder dizeli bentlerle kurulur. Ancak beş ya da altı dizeli bentlerden oluşan şarkılar da vardır. Her bendin üçüncü dizesi miyan, her bendin sonunda tekrarlanan dize ise nakarat olarak adlandırılır. Miyan, şarkının en dokunaklı ve en anlamlı dizesidir arkadaşlar. Genellikle aşk, sevgili, eğlence, ayrılık gibi konuların işlendiği şarkılarda bent sayısı 2 ila 5 arasında değişmektedir. İlk bendin kafiye düzeni değişiklik göstermekle birlikte kafiye düzeni A, 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 B, 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 A, C, 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 A ya da A, B, A, B, C, 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 B veya işte A, 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 B, B, A şeklinde devam etmektedir. Buradaki A'ların arkadaşlar nakaratları ifade ettiğini söylemek mümkün. Türk edebiyatında şarkı adıyla yazılan ilk manzumeler 17. yüzyılın sonlarında görülmektedir. Divan edebiyatının en güzel şarkı örneklerini Nedim'in kaleme aldığını biliyoruz. Nedim'den sonra Şeyh Galip, Endrunlu Fazıl, Endrunlu Vasıf gibi sanatçılar da bu nazım biçiminin gelişip yaygınlaşmasında önemli rol oynamışlardır. Arkadaşlar, 15. yüzyılda Necati ile başlayan mahalleşme akımı bu şarkıda da okumuş, okuduğumuz şarkıda da kendini göstermektedir. Zira az önce de söylemiştim. Nedim, mahalleşme akımının Türk edebiyatındaki en önemli ismidir. Halk dilinde kullanılan kelimeler, deyimler Nedim'in şiirinde ustaca bir söylemle birleşmiştir. Baki'nin şiirlerinde kullandığı İstanbul Türkçesi Nedim'in şiirlerinde şiir dili olmuştur artık. Bu nedenle Nedim, mahalleşme akımının Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisidir. Necati ile başlayan bu hareket Baki ve Şeyhülislam Yahya aracılığıyla Nedim'e kadar ulaşmış ve onda olgunlaşmıştır. Divan edebiyatında şarkının dışında da bentlerle kurulan nazım biçimleri vardır arkadaşlar. Bunlardan rubai tek dörtlükten oluşur. Biliyorsunuz zaten İran edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olan Ömer Hayyam adeta bu rubai ile özdeşleşmiştir. Ömer Hayyam deyince rubaileri gelir aklımıza. Bu rubailer Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. Ve genellikle tasavvufi, felsefi konular işlenir arkadaşlar. Bunun haricinde Türklerin yine divan edebiyatına kazandırdığı tuyular vardır ve bunlar da tek dörtlükten oluşur arkadaşlar. Murabba, şarkı, terkibi bent, tercihi bent gibi bazı nazım biçimleri birden fazla bentten oluşmaktadır. Dörder dizeli bentlerden oluşan murabbalarda kafiye düzeni A, 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 B, 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 A, C, 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 A şeklinde olup bent sayısı 3 ila 7 arasında değişmektedir. Ve murabbalarda konu sınırlaması yoktur arkadaşlar. Talihten ve hayattan şikayetler, dini, tasavvufi, felsefi düşünceler terkibi bent nazım biçimiyle dile getirilmiş olup terkibi bentlerde bent sayısı 5 ila 10 arasında değişir ve her bent 5 ila 10 beyitten oluşur. Bu nazım biçiminde her bendin sonundaki beyit yani vasıta beyti değişir.
Şekil özellikleri bakımından terkibi bentlere benzeyen tercih bentler, her bendin sonundaki vasıta beytinin tekrarlanması yönüyle terkibi bentlerden ayrılır arkadaşlar. Tercih bentle terkibi bendin arasındaki en önemli fark da budur. Her bendin sonundaki vasıta veya beytinin tekrarlanması yönüyle tercih bent terkibi bentlerden ayrılır diyoruz. Yukarıda metinle ilgili yani yukarıda okuduğumuz şarkı metniyle ilgili anlama ve çözülme soruları var arkadaşlar. Çözümleme soruları. Nedir bunlar? Metinde her bendin sonunda ittir çık naz ile seyrana kurban olduğum dizesi tekrarlanmıştır. Bu durum metnin anlamını nasıl etkilemiştir? Arkadaşlar elbette bir ahenk oluşturmuştur ve bu ahenk hani o tekrar zihinlerde bir de ezgiyle söylendiğini düşününce arkadaşlar zihinlerde çok daha etkili bir şekilde yer almasını sağlamıştır. İkinci soruda diyor ki metinde hake yeksan olmak, kurban olmak, gel hele gibi halk diline ait söyleyişlerin yer alması metnin dil ve anlatım özelliği ile ilgili neler düşündürmektedir? Arkadaşlar Nedim'in mahalleleşme akımının yani halk dilinin halka ait olan bazı şeylerin divan şiirinde yer almasının yer almasını sağlayan akımın en önemli temsilcilerinden biri olduğunu zaten söylemiştik. Doğal olarak bu tarz kelimelerin halka ait kelimelerinde şiirde yer alması onun en önemli özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ve siz de fark etmişsinizdir zaten. Diğer metinleri kitabımızda yer alan diğer metinleri okurken algılama anlama düzeyimizde bu şarkı metnini anlama düzeyimiz çok farklı. Burada çok daha Türkçe'ye günümüz Türkçesine bizim anlayacağımız dile yakın halk diline yakın bir söyleyişin olduğunu ifade etmek mümkündür arkadaşlar. Sevgilinin fiziksel özellikleriyle ilgili birçok ifade vardır ama siyah zülüflü, gerdanında büyülü kokular barındıran oldukça güzel ay yüzlü biri olduğunu fark etmişsinizdir. Bunu söylemektedir zaten. Evet arkadaşlar, metinden alınan 7. soruda gördüğünüz gibi sen açıl gül gibi zar ile hezar olsun Nedim dizesinde şair sevgiliyi güle kendisini de bülbüle benzeterek teşbih sanatı yapmıştır zaten. Siz de fark etmişsinizdir bunu. Biz de metinde ne olabiliriz arkadaşlar? Mesela işte iki anlama gelebilecek şey söylenebilir. İttir çık naz ile seyrana kurban olduğum. Eğer sevgilinin dışarıya çıktığı günü bayram olarak kabul edeceksek işte o güne bayrama benzeterek bir teşbih yapıldığını ifade etmek mümkün arkadaşlar. Tabii aynı zamanda gerçekten bayram olup o gün çıktığını da söylemek mümkündür arkadaşlar. Birçok şey söylenebilir bu konuyla ilgili arkadaşlar. Evet. Bir sonraki soruda metnin şairi mahalleleşme akımının halk diliyle kelime ve deyimlerin ustaca kullanılması temsilcisidir. Az önce söylemiştik zaten. Halk dilini artık divan şiirine yerleştirmeye başlamıştır ve bunu en iyi yapanlardan biri de Nedim'dir arkadaşlar. Buna göre okuduğunuz şiirde bu akımın yansımaları var mıdır? Evet vardır, fark etmişsinizdir zaten arkadaşlar. Halk dilinin birçok örneği var. Kurban olmak gibi bir deyim var mesela. O deyimin ısrarla kullanılması bunun en önemli örneklerinden biridir. Okuduğumuz metnin dış yapı özellikleri aşağıdaki şemalara yazınız diyor. Ölçüyü aruz ölçüsü diyebiliriz arkadaşlar. Değil mi? Kafiye düzenini biz A, 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 B, C, 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 B, D, 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 B şeklinde söyleyebiliriz. Kafiyeler bu yeksan, kurban, nalan gibi oradaki anların tam kafiye olduğunu söyleyebiliriz. Redifinde olduğum ifadesini söyleyebiliriz arkadaşlar. Nedim'le ilgili genel özelliklerden bahsetmiştik ama Nedim'in 1680-1730 yıllar arasında yaşadığı bilinmekte, tahmin edilmekte. İstanbul'da doğmuştur. 18. yüzyılın en önemli ve en güçlü şairlerinden biridir. Ki söylemiştik mahalleleşme akımının en önemli temsilcisidir. Asıl adı Ahmet'tir arkadaşlar ve iyi bir öğrenim gördüğünü biliyoruz. Lale Devri adıyla bilinen dönemde kendisi ortaya çıkmış ve en verimli dönemi o dönem olduğu söylenir arkadaşlar. Damat İbrahim Paşa'ya yakın olduğu söylenir. Daha çok gazel ve şarkılarıyla tanınan sanatçı aşk ve sevgili gibi konuları işlemiştir.
Divan şiirinde farklı olarak arkadaşlar daha çok maddi varlıkları hissedilen güzellerden bahseder onun sevgilileri. Hani divan şiiri daha soyut konuları ele alır diyebiliriz. Ama Nedim bunu daha somut, gerçekçi bir dille ifade ettiğini ki mahalleleşme akımını da işte İstanbul'daki semtlerden bahsetmesiyle, oradaki çeşitli yerlere anlatmasıyla gerçek kişilerden bahsetme hissini oldukça vermektedir arkadaşlar. Bu anlamda Nedim'in en önemli özelliklerinden biri de arkadaşlar devrinin özelliklerini şiire yansıtmıştır. O yaşadığı İstanbul'u bütün güzellikleriyle ve canlılıklarıyla şiirine aktarmıştır arkadaşlar. Onun şiirinde genellikle neşe, zevk, coşkunluk vardır. Üzüntüye, kedere, acıya yer yoktur arkadaşlar. Bunu Nedim'in şiirlerinde söylemek mümkün. Okuduğumuz metinde yaran, uşşak, takat, tak, alem, müştak, seyran gibi kelimelerin olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki neden bu kelimeleri soruda kelimelerini telaffuz ederken nelere dikkat etmek gerekir? Arkadaşlar inceltme işaretini nelerine dikkat ederek okumak gerekiyor. Yaran, uşşak, takat. Gördüğünüz gibi bakın alem. Burada bir inceltme var. Ona göre okumakta fayda var. Öyle okumak da gerekiyor tabii ki. İkinci soruda arkadaşlar metinde geçen kurban olmak, seyran olmak gibi birleşik kelimelerinin ayrı yazılmasını nedenini söyleyerek metinden benzer örnekler bulunuz diyor. Kurban olmak, seyran olmak biliyorsunuz yardımcı eylem almış arkadaşlar. Eteyle kıl ol diye bizim söylediğimiz yardımcı eylemler almış. Yardımcı eylemlerle eğer yanında bulunan ismin bir arada kullanılabilmesi için yani birleşik yazılabilmesi için bir ses olayının meydana gelmesi gerekiyordu. Burada herhangi bir ses olayı olmadığı için arkadaşlar birleşik yazılmalarına gerek bir durum yoktur. Fakat biz onların ikisini bir birleşik fiil, birleşik kelime olarak kabul ederiz. Zaten bunu da biliyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi metnin parçalarının hangi nazım biçimine ait olabileceğini şemalara yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar burada belirli şiirler var. Şurada bir güzele meyil aldırdım. Cihan güzel olsa yoktur nazarda. Çünkü Dilber bende meylin yok idi. Niçin koydun beni ah ile zarda? Arkadaşlar bir şarkıya ait olduğunu söylemek mümkün bunun. Fuzuli'nin Ya Rab belayı aşk ile kıl aşina beni. Birden belayı aşktan etme cüda beni. Şimdi şekil özelliklerine bakınca ve içerik özelliklerine bakınca bunun bir gazel olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. AA kafiye biçimi. Sonra ne olmuş? XA, XA diye devam etmiş arkadaşlar. O zaman deriz ki bu gazeldir. Burada bir anonim var. Dere boyu saz olur, gül açılır yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Arkadaşlar koşma nazım biçimine ait olduğunu söylemek mümkün bunun da. Süleyman Çelebi deyince zaten aklımıza gelen Mevlid var değil mi? Biliyoruz bunu. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvela ana, her işi asan ide Allah ana. Allah adı olsa her işin önü, hergiz ebder olmaya anın sonu. Mevlid mesnevi nazım biçimiyle yazıldığını biliyoruz arkadaşlar. Zaten biçim şekil özelliklerine bakınca da kafiyeleniş AA. B, B, C, C şeklinde devam ediyor. Mesnevi biçimde yazıldığını söylemek mümkün. Burada araştırmanızı istediğimiz bir şey var arkadaşlar. Nedim'in öncüsü olduğu mahalleleşme akımı ile Nabi'nin öncülüğünü yaptığı hikemi tarzı araştırınız ve bunların aralarındaki farkı söyleyiniz. Arkadaşlar mahalleleşme akımı Türkiye basit yani basit Türkçe, sade Türkçe anlamına gelen kelimelerden oluşur ve halk dilinin şiire yansımasını ifade etmektedir. Hikemi şiir ise İslami düşünce sisteminde daha çok felsefe karşılığında kullanılmış hikmet sözcüğüyle ortaya çıkmıştır. Burada arkadaşlar Allah'ın insanlar üzerine yapmak istedikleri bilgelik, sağduyu, atasözü, özdeyiş gibi anlamlara gelen bir sözcüktür hikmet. Bunların şiirlerde kullanılması ve insanlara öğüt verme amacıyla yazıldığını biliyoruz. Nabi'nin de bu özelliğini biliyoruz zaten arkadaşlar. Bu anlamda bu ikisini sizin de araştırmanızı ve arkadaşlarınızla konuşmanızı rica ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.